Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve Scania 124G modumuz var. Artin kazancıyana ait güzel bir araç modu var. Video açıklamasında aracın indirme linkini bulabilirsiniz sizler de. Aracın gayet güzel bir böyle görünümü var. Hiç yorulmanıza gerek yok. Araç hazır bir şekilde geliyor. Siz sadece lastiğini ve jantını değiştirmeniz yeterli. Bir de isterseniz rengini değiştirebiliyorsunuz. Daha böyle bordomsuydu. Ben biraz daha kırmızı gibi yaptım böyle. Daha çok hoşuma gitti bu şekilde olması. Haritamızda Eldorado Map. Şöyle hemen rotamızı da göstereyim. Şöyle bir rotamız olacak. Şuradan şöyle gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Haritanın ölçeklemesi farklı. 59 kilometre gösterdiğine bakmayın. Biraz uzun sürüyor çünkü. 124G modellerini seviyorum. Aracın içi özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Hatta şöyle hemen içine de bakalım. Çevirelim bir direksiyonu. Kabin aydınlatması da var. O tuşundan açıp kapatabiliyorsunuz. Aracımızın içi de bu şekilde. Böyle eski görünümlü araçlar benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir çalıştıralım aracı. Bir sesini de duyalım. Böyle de bir sesimiz var. Çıkalım yolumuza. Yolda konuşa konuşa gideriz. Haydi bakalım. Navigasyon araç içerisinde yok. Şu şekilde açacağım o yüzden. Tamamdır. Evet, 2 gündür video gelmiyor. Neden video gelmiyor? Hemen birazcık bahsedeyim. Ondan da. Malum biliyorsunuz Emre ile İstanbul'a gittik. İstanbul'dan Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız varsa onlar görmüşlerdir zaten. Çarşamba günü İstanbul'daydık. O yüzden çarşamba günü çok geç döndüm. Sabaha karşı saat kaçtı ya? 4.30-5'e yakın falan eve döndüm. O gün artık video çekemedim. Perşembe gününe videoya yayınlayamadım. Perşembe günü de böyle hani yorgunlukla falan geçti. Uykuyla falan geçti biraz. Perşembe akşamı da malum biliyorsunuz şehitlerimiz var. Allah rahmet eylesin. Şehitlerimiz olduğu için perşembe günü zaten hiç video çekmedim akşamına. Cuma günü de zaten video yayınlamamız hoş bir durum olmazdı. O yüzden böyle 2 gün üst üste, hatta toplulukta da yayınladım cuma günü. Video paylaşmayacağım diye. Topluluktan da takip eden arkadaşlarımız görmüştür zaten durumu. O yüzden cumartesi sabaha bir video hazırladım. Herhangi bir aksilik, problem olmazsa cumartesi sabahtan siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Akşam üstüne de eğer atabilirsem, söz vermeyeyim ama atabilirsem Streamer Daily'yi atacağım. Daha henüz çıkmadı hala oyun. Ben bu videoyu cuma günü çekiyorum ama şu an itibariyle, benim çektiğim saat itibariyle daha henüz oyun çıkmadı. O da neden çıkmamış? Normalde biliyorsunuz 26 Şubat'ta oyun çıkacaktı. Çarşamba günü. Steam yayınlamamış oyunu henüz. İstenildiği tarihte yayınlanması gerekiyordu aslında ama Steam yayınlamamış. Steam yayınlamadığı için ne zaman yayınlanacağı da tabii ki bilinmiyor bu durumda. O yüzden hani tarihi belli olmayan bir güne ertelendi. Yani Steam ne zaman yayınlarsa hemen oyun çıkacak piyasaya. O yüzden eğer satın almak isteyen arkadaşlarımız varsa Steam'den istek listesine ekleyebilirler. İstek listesine eklediğiniz zaman mailinize direkt bilgi geliyor. Oyun işte çıktı, satışa sunuldu gibi. Oradan sizler de bilgi sahibi olabilirsiniz. Zaten yayınlandığı zaman ben de onun bilgisini topluluktan falan vermeye çalışırım. Artin kazancının ellerine kollarına sağlık. Çok güzel bir araç olmuş bu arada. Yollar güzel, böyle keyifli, tek şerit hep. Hafif de trafik var. Trafiği de 3 seviyesini aldım. Gayet güzel böyle. Yavaş yavaş aka aka gidiyoruz. Bayağıdır da ETS oynamıyorduk. Bayağı uzun zaman oldu oynamayalı. Şimdi pazartesi günü videoyu yayınlamadım. Salı günü Farming yayınladım. Akşamına Streamer Daily yayınladım. Çarşamba günü sabahtan video yayınladım.
akşamına video yayınlayamadım. Çarşamba günü de Otobüs Simülatör Ultimate yayınlamıştım. İşte yeni güncellemeyle ilgili Esenler Otogarı'nda, İzmir Otogarı'nda göstermiştik. Akşamına bir video yayınlayamadım. İstanbul'daydım çünkü zaten video çekemedim gündüzden. Perşembe günü videoyu yayınlayamadım. Cuma günü malum video yayınlayamadım. O yüzden cumartesiye şöyle güzel bir ETS'miz olmuş oldu. Dediğim gibi akşamda saat 6 gibi eğer çekmiş olursam Streamer Daily videomuz yayında olacaktır arkadaşlar. Takipte kalın yani. Zaten çektiğim zaman 1 saat öncesinden ya da 2 saat öncesinden bilgi veriyorum. Saat 18'de işte Streamer Daily yayında olacak diye topluluktan duyuruyorum. O yüzden bildirimlerinizi muhakkak açın. Abone ol butonunun yanında bir tane çan var. Abone olduğunuz zaman o çan geliyor. O çana basıp bildirimlerinizi aktif edin ki sadece abone olduğunuz zaman bildirim gelmiyor çünkü. O çanı muhakkak aktif etmeniz gerekiyor. O şekilde de telefonunuza ve hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız o tarayıcınıza gerekli bilgi, bildirim geliyor. Kaçırmak istemiyorsanız o çanı muhakkak işaretlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet, 1.37 beta American Truck Simulator'a gelmiş. Daha henüz inceleme fırsatım olmadı. Videolar gördüm. Sesler çok kötü geliyor şu anda. İnanılmaz kötü geliyor yani. Hiç hoşuma gitmedi. Yani şu anda sesler değişmemiş. Oyun kendi seslerini kullanmaya devam ediyorlar ama yeni bu F-Mod'la alakalı olsa gerek çok kötü olmuş. Hiç hoşuma gitmedi izlediğim videolarda. Ben de bir test edeceğim tabii ki. ETS'ye daha henüz gelmemiş. ETS'ye geldiği zaman ben asıl videosunu çekmek istiyorum. ATS'yi çok göstermek istemiyorum aslında ama ETS'ye daha henüz gelmemiş. Belki ATS'ye de gösterebilirim. Belli olmaz yani. Şimdiden hemen sözünü vermek istemiyorum. Aklıma ne zaman yatarsa yani. Belli olmuyor çünkü ne zaman ne yapacağımız. Yeni bir şeyler geliyor önümüze. Yeni oyunlar çıkmış oluyor. Ya da mod yapımcısı arkadaşlarımız sağ olsunlar bana modlarını gönderiyorlar. Modlarını gönderen arkadaşların da modlarını inceliyorum. Hoşuma giden varsa onları da bir sıraya alıyorum. Kim daha önce gönderdiyse ona göre bir sıralamayı alıyorum falan. Mesela Artin modu göndereli bir haftaya yakın belki de oldu ama ben daha anca çekebiliyorum. Araya çünkü başka oyunlar da giriyor. Bakalım göreceğiz. Cam açma falan gelmiş. O güzel bir özellik ama çok da önemli değildi. Problem değildi ama F-Mod olayı güzel ancak dediğim gibi yani sesleri yeniden kaydetmeleri gerekiyor abi. Yani o şekilde olacaksa saçma. Kötü geliyordu çünkü gerçekten izlediğim videolarda. Daha kendim test etmedim. Sadece gördüğüm kadarını, duyduğum kadarıyla yani söylüyorum. Videolarda. Hiç hoşuma gitmedi. Cam açma özelliği şöyle. Mesela sol camı açıyorsunuz. Sol camdan böyle sol kulaklarınızdan mesela dış ses biraz daha yüksek geliyor. Yarım açma, hafif açma falan ona göre aynı sesi ayarlamışlar. Aynı şekilde sağ camda, sağ cam için de geçerli. Sadece sağ camı açıyorsunuz. Sağ kulaklarınızdan biraz daha farklı ses, dış sesi duymaya başlıyorsunuz falan. Sol kulakta biraz daha normal geliyor falan. Araçların geçişindeki sesler falan sağdan soldan geliyor falan. Onları yapmışlar, güzel olmuş ama araçların sesleri değişmeyince kötü geliyor bu sefer yani duyum. Bu arada Emre'nin de neden video atmadığını öğrenmiş oldunuz. Emre birazcık geziyor bu arada. O yüzden video gelmiyor Emre'den. Bilginiz olsun yani. Videolar gelmeye devam edecek Emre'den. Onun da bilgisini ben vermiş olayım buradan sizlere. Bu aralar beraberdik çünkü. Hem Balıkesir'e geldi hem İstanbul'a gittik beraber falan derken. Vaktimiz yoktu. Vaktimiz olsaydı aslında bir yere oturup hani Instagram'dan, YouTube topluluktan falan hani arkadaşlar biz buradayız şu saat aralığında. Gelmek isteyen varsa buyursun gelsin yanımıza diye bilgi verebilirdik. Yakın olan ya da gelmek isteyen arkadaşlarımız varsa o sırada gelip bizlerle oturup hep beraber muhabbet falan eşliğinde böyle çay kahve falan içerdik. Ama dediğim gibi hiç zamanımız olmadı. Ekip arkadaşlarımızla bile bazılarıyla görüşebildik. O da 45 dakika 1 saat arası görüştük. Bir AVM'de görüştük onlarla da hemen yolumuzun üstündeydi.
Onlara da böyle son anda haber verdik. O yüzden herkes gelemedi. İstanbul'da ekipte yaşayan çok arkadaşımız var ama onlardan da herkes gelemedi. Çalışan var, okula giden var. Uzakta olan var, yakında olan var. Gelebilenler gelebildi zaten. Instagram'da fotoğraf paylaştım ben. Instagram'da görmüşsünüzdür. Bu arada Instagram'ı bilmeyen varsa o da video açıklaması. Instagram diyorum ama video açıklamasında Instagram sayfama ulaşabilirsiniz. Takip etmek isterseniz orayı takip edebilirsiniz yani. Yani hiç vaktimiz yoktu gerçekten. Vaktimiz olsaydı böyle hep beraber bir buluşma gibi bir şeyler yapabilirdik. Biz de isterdik olmasını ama maalesef dediğimiz gibi bir vaktimiz yoktu. Hemen zaten ekip arkadaşlarımıza da gelebilenlerle bir söylediğim gibi 45 dakika bir saat falan görüştük. Hemen kalktık, tekrar yola çıktık. Malum İstanbul trafiği, karşıya geçtik, Avrupa yakasına geçtik. Orada işlerimiz vardı falan. Onları hallettik. Hemen tekrardan geri döndük. Ben Balıkesir'e geldim falan derken bu hafta biraz böyle yoğun geçti gibi yani. Böyle hem pazartesi video gelmedi, hem perşembe, hem cuma video gelmedi. Birazcık bu haftayı böyle aksattık ama inşallah hayırlısıyla durumlar iyiye giderse günlük videolarımız devam edecek. Şimdi moral bozukluğuyla çok video da hani insan çekmek istemiyor. Zaten video hani çeksem de yayınlamak istemiyorum bu sefer yani. Bu tarz durumlar olunca, olaylar olunca açıkçası video yayınlamak istemiyorum. Çekmek de çok içimden gelmiyor. Yani bugün bile birazcık böyle hani belki farkındasınızdır, çok da böyle neşeli değilim yani. Sürekli haberleri falan takip ediyorum çünkü. Doğal olarak insanın ne neşesi kalıyor, ne böyle bir şeyler yapası kalıyor yani. O yüzden sizler de eminim anlayışla karşılayacaksınızdır bu durumları. Ki zaten internette de problem var. İnternete falan, yani YouTube sayfaları falan açmıyor. Ya ben şahsen kendi adıma söyleyeyim, telefonda VPN kullanıyorum, bilgisayarda VPN kullanıyorum yani. Yani haber izleyeceksin, haber sitesini bile açmıyor ya. Geçtim YouTube'u, Instagram'ı, Facebook'u yani. Haber izleyeceksin, haber sitesini bile açamıyorum yani. Televizyon zaten izlemiyorum normalde. Kablolarım bile bağlı değil yani, televizyonla alakalı kablolarım bile bağlı değil. İnternetten izleyeyim diyorum, onda da yani insanın canını çıkartıyorlar izletmek için yani. Mahvettiler interneti. Lastik kamerası. Aklıma geldi. Uzun zamandır kullanmamışızdır lastik kamerasını. Jantlar yalnız var ya, yakıyor. Böyle de kornalarımız var. Onları da duymuş olalım. Retarder sesi yok. Keşke bir de güzel şöyle retarder sesi olsaymış ya. Motor freni sesi var ama retarder sesi yok. Bak şu sarı noktalardan geçerken bak nasıl zıplatıyor tır. Orada böyle kedi gözleri falan var. Güzel zıplatıyor tabii. Etki ediyor yani lastiği. Bak 59 kilometre elimle başladık değil mi? Şu an daha 5 kilometre daha yolumuz var.
Ki 14 dakika var. 15 dakika olacak neredeyse videoya başlayalım. Hadi 1 dakika konuştuk desek, aracı gösterdik desek 14 dakika olsun. 14 dakikada daha 56 kilometreye, 59 kilometreye gidemedik yani. Haritanın ölçeklemesi farklı. Daha önceki videomda anlatmıştım, bu harita yeni profil açarak oluşturuluyor. Ama DLC istiyor mu istemiyor mu bilgim yok. Hani direkt haritayı alıp normal mevcut profilinizde çalıştıramıyorsunuz, bilginiz olsun. Onu da şimdiden tekrardan hatırlatmış olayım. Kanalda mod nasıl yüklenir diye bir video var. YouTube'a girin, Hilmi Şahin mod nasıl yüklenir ya da mod nasıl yüklenir Hilmi Şahin yazın, direkt videom çıkacaktır. Onu izleyerek yeni profil açarak falan harita yüklemeyi gösteriyorum orada da. Eğer yeni profil açarak harita yüklemeyi bilmiyorsanız o videomu da izleyebilirsiniz. O videoyu izleyerek yapabilirsiniz yani. Oh toprak yol nasıl titriyor vallahi. Bak bak kameradan da gözüküyor direkt. Bak saldım şu an. İki elim daha var. Ne güzel titriyor. Şurada bir şirket var, oraya nokta atmıştım zaten. Oraya gidelim, orada bitirelim. Maşallah yiğidim. Bu nasıl titremektir? Şöyle kenara duralım. Evet, kalalım şöyle. Evet arkadaşlar, araç modumuz bu şekilde. Gayet güzel, sesi de güzel. Ama dediğim gibi bir de retarder sesi olsaymış. Aksimizi de kaldıralım. Bir de güzel bir retarder sesi olsaymış tadından yenmezmiş. Bayağıdır böyle kırk ayak modu, kamyon moduyla falan oynamıyorduk. Böyle güzel oldu bu da. Yakışıklı bir modla oynamış olduk. Video açıklamasına aracın ve haritanın indirme linkini bulabilirsiniz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.